girmesi konusunda sağlık sorunları sebebiyle diyor. Sözcünüz Ayşe Gül Hanım ayrı biz kent uzlaşısı yaptık diyor. Yani tüm bunları topladığımız zaman 14 Mayıs'ta bir oy kaybı yaşandı. Tabanınızın erimesinden çekinmiyor musunuz Cumhuriyet Halk Partisi ile olan sürecin sonunda? Teşekkürler. Bütün geceyi götürecek sorular evet, sordunuz. Ben de o yüzden böyle bir daha dinamik bir şeye Yani götürmek nasıl istiyorum. yapalım? Bu kısmını halledelim o öyle olmaz. Birazcık Yani bir giriş bu yapalım. Kadar şey sorular. Ya şöyle özetleyeyim. Gazeteci olunca böyle oluyor Evet. efendim. Şöyle ifade edeyim. Birincisi kent uzlaşısını biz aslında seçim süreci başlamadan çok önceden bu çalışmalara başladık. Türkiye'nin batısında özellikle. Yani Mersin'den İzmir'e, İzmir'den Adana'ya, işte İstanbul'a kadar birçok görüşme yapıldı. Yani çok uzun erimli bir, uzun soluklu bir çalışmaydı. Biz burada şunu esas aldık. Yani bir partiyle ya da bir partilerle oturup bir ittifak protokolden ziyade herhangi bir merkezin illa il olması gerekmiyor. Bu ilçe de olabilir, Esenyurt gibi. Oradaki dinamikler, yani demokrasi dinamikleri dediğimiz, işte sivil toplumu, odası, derneği, vakfı, gençlik örgütleri, kadın örgütleri. Hani bir kentin bir şeyi vardır aslında, karar vericileri görünmez ama tartışılır, hani bilinir. Onlar nasıl tarif ediyor, nerede bunu istiyor gibi çok geniş soluklu bir çalışma yapıldı. Kent uzlaşısı bir partiyle ittifak yapmak değil aslında. Sadece bir partiyle ittifak yapmak değil, ittifak olsa adına ittifak derdik. Yani biz şu partiyle ittifak yaptık derdik. Zaten bir de diğer ilkemiz şuydu, açık olacak yapacağımız çalışmalar ve ilkesel olacak. Yani hani biz böyle kapalı kapılar Seçmen adını ardında... önemser mi? Nasıl? Seçmen adını mı önemser yoksa görüşmeyi mi? Sorun ad değil ki burada. Evet. Yani Hani öyle derdik dediniz ya onun için hayır soracağım. hayır seçmene biz kent uzlaşısını anlattık Evet. ve bizim seçmenimiz bunu gayet iyi bilir. Yani kent uzlaşısının ne olduğunu. Çünkü biz daha önce Emek ve Özgürlük İttifakı olarak girdik. Bütün seçimlerde mutlaka Demokrasi İttifakı gibi, cephesi gibi farklı ittifaklarla da gittik ve burada neticede Esenyurt'ta, Mersin'de bir kent uzlaşısı sağlandı ve bu kent uzlaşısı çerçevesinde seçime giriyoruz. Kısa cevap vermeye çalışıyorum. Bu yönüyle aslında hani bir soru olabilir tabii ki. Başka yerlerde de vardı. İzmir'de olasılık vardı, işte Adana'da vardı. Oralarda sağlanamadığı için bizim adaylarımız çıktı ve şu anda kampanya yürütüyorlar. İşte İstanbul'da kampanya yürütüyoruz. Ve parti olarak burada bizim için önemli olan o kentin, o ilçenin, o merkezin yurttaşlarının, seçmenlerinin, dinamiklerinin, yani demokrasi dinamiklerinin, güçlerinin aslında geleceğe dair umudu büyütmek, hani demokratik bir yönetimi inşa etmek, Türkiye'de var olan şu anda işte Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ne kadar zarar verdiğini Türkiye yurttaşlarına, yani ekonomik buhrandan tutalım, işte kimsenin kendini güvende hissetmemesine kadar bütün bunları yerelden inşa edebileceğimiz gibi bir yaklaşıma sahibiz. Bu nedenle bu stratejide ya da bu yaklaşımda devam ediyoruz. Ben sizi kesmek istemiyorum ama yeri gelmişken araya girmeme müsaade ederseniz. Şimdi genel seçimle yerel seçim siz söylediğiniz için aklıma geldi. Genel seçim gibi bir seçim mi bekliyorsunuz? Yoksa yerel seçim bir belediye başkanı seçiyoruz aslında. Hani Yok, biz genel seçim gibi bakmıyoruz yo yo buna. hani vatandaşın nasıl bakacağını düşünüyorsunuz? Hani birazcık bu konudaki ekonomik sıkıntı, özellikle emekliler, işte Tabii gıdaya ki. ulaşamayanlar, pazara gittiğinde torbayı dolduramayan seçmen hangi bakış açısıyla yaklaşacaktır? Size nasıl Seçmen geliyor? bütün bunları gözetecek. Yani ben sürekli sahadayım. Yani birebir günde yüzlerce, binlerce insanla temas ediyorum neticede. Tabii ki seçmen kendini güvende hissetmeyi de düşünecek. Ekonomik gelirini de düşünecek. Kira sorununu da düşünecek. İşsiz kalıp kalmamayı da düşünecek. Belediyenin kendisine yönelik hizmetini de düşünecek. Yani bu tabii ki doğal olandır.